Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatacağım sizlere inşallah. Ee, modele geçmeden önce. Ee, şişimden ipimden bahsetmek istiyorum 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar modeli sizlere anlatırken ee, artı nako lüks minnoş bebeğini kullanacağım modelimiz 23 ilmek ve katları artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere ee, 25 ilmek üzerinden size anlatacağım modeli 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 ilmek üzerinden Modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz çok güzel bir model olacak, beğeneceğinizi düşünüyorum inşallah. E, modele geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz e, abone olup yorum ve beğeninizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer sizler de hazırsanız buyurun beraber başlayalım. Şimdi ilk sıradan başlayalım. Ben birkaç sıra lastik ördüm. Ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ters örüyorum arkadaşlar. 1 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şurada e, hatta kahve çekirdeği bilinen bir modeldir. Onu uygulayacağız. Nasıl yapacağız? 1 2 3. ilmeği 2 ilmenin üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum şişimden iki ilmeğin bir tanesini ördüm, doladım. Bir tane daha örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane daha doluyorum. 3 ilmeği şöyle arka taraftan 3 ilmeği birlikte toplayarak örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine kahve çekirdeği modelini uygulayacağız burada. Şu üçüncü ilmeği diğer iki ilmenin üzerinden atlatıyorum. Ve bırakıyorum şişimden. Bir tane ördüm doladım. 1 tane daha ördüm iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. İlk sıramızı böyle tamamladık. İkinci sırada arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düzüm var. Onları düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Üç tane ters örüyorum. Bir, iki. 3 tane ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. 2 tane düz. 1 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. Ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Bir, iki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm. İpi arkaya aldım. iki tane düz örüyorum. Bir, iki ve kenar ilmeğimi. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek ikinci sırayı arka yüzden tamamlamış olduk. Şimdi ön yüzdeyiz tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane tersim var. Onları örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu üç tane düzümü örüyorum. Bir, iki, üç tane düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. Bir, iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bir önceki sırada hemen bu iki tersten sonra dolayıp hemen şu ajurlu yeri oluşturmuştuk. Şimdi bu ajurlar sola doğru kayacağı için bir tane düz örüyorum doluyorum bir tane daha örüyorum doluyorum ve 3 ilmeği beraber arka taraftan toplayarak örüyorum ajuru da kaydırmış oluyoruz her ön sırada bir basamak bir basamak sola doğru kaydırmış olacağız bir öncekinde 4 5 tane düz örmüştük şimdi 4 ajuru kaydırdığımız için 4 tane düz örüyoruz 1 2 3 4 İpi bana doğru aldım. Bakın burada iki tane tersim var. Onları örüyorum. İki tane ters. İpi markaya aldım. Bakın üç tane düzüm var. Onları düz örüyorum. 2 3 İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine Ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki tane düzüm var. Onları düz örüyorum. Üç tane tersim var. Bir, iki, üç tane tersim var. İpi markaya aldım. İki tane düz var. Onları düz örüyorum. Yine bakın burada ters ilmeklerim var. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 ve 9 tane tersimi ördüm. Burada bakın 2 tane düz var. Onları düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane tersim var. 1 2 3. İpi markaya aldım. 2 tane düzümü örüyorum. 1 2 ve kenar ilmeğimi örüp arka sırayı tamamlamış oluyorum. Bakın model ajur kısım sola doğru kayıyor arkadaşlar. Tekrar ön sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum arkadaşlar. 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın 3 tane düzüm var. Yine burada kahve çekirdeği modelini yapacağız. 3. ilmeği 2 ilmenin üzerinden atlatıp şişimden çıkarıyorum. Bir tanesini, kalan iki ilmeğin bir tanesini örüyorum, doluyorum ve bir tane daha örüyorum. İpi bana doğru aldım, iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada yine ajuru kaydıracağız. O yüzden bir, iki tane örüyorum, doluyorum. Bir tane örüyorum, doluyorum ve üç ilmeği sola doğru arkadan toplayarak kesiyorum. 3 tane düzümüz kaldı. 1 2 3 Üçünü de düz ördüm. 2 tane tersimiz var. 1 2 İpimi arkaya aldım. Yine kahve çekirdeği modelimize geldik. Üçüncüsünü diğer iki ilmenin üzerinden atlatıyorum. Kalan 2 ilmeğin bir tanesini örüyorum. Doluyorum. Bir tane daha örüyorum. İki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeği arka yüzdeyiz arkadaşlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz. Farklı bir işlem yok arkada. Tersleri ters, düzleri düz. Örüp geliyorum. Tersleri ters, düzleri düz ördüm. Arka sırayı tamamladım arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi örüyorum ipimi arkaya aldım. 3 tane düzüm var. Onları düz örüyorum. 1, 2, 3. İpi bana doğru aldım. 2 tane tersim var. Onları örüyorum. 1, 2. İpimi arkaya aldım. Ajuru yine kaydıracağımız için bu sefer 3 tane düz örüyorum. 2, 3 tane düz örüyorum. Doluyorum. Bir tane örüyorum. Doluyorum. Ve şu 3 ilmeği birlikte Arka taraftan toplayarak kesiyorum. 2 tane düzüm var. Onları örüyorum. 1, 2 İpi bana doğru aldım. 2 tane tersim var. İpi markaya aldım. 3 tane düzüm var. İpi bana doğru aldım. 2 tane tersim var. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım yine düzleri düz tersleri ters herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz arkadaşlar düzleri düz tersleri ters örüp geleyim modelimiz yavaş yavaş şekilleniyor arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane tersimi örüyorum ipimi arkaya aldım yine kahve çekirdeği modelimizi uyguluyoruz üçüncü ilmeği iki ilmenin üzerinden atlatıp şişimden bırakıyorum kalan iki ilmenin bir tanesini örüyorum doluyorum bir tane daha örüyorum iki tane ters örüyorum yine ajurumuzu kaydırmaya devam ediyoruz 1 2 3 4 tane düz ördüm doladım bir tane ördüm. Doladım. Sola doğru 3 ilmeği beraber örüyorum. Ve bir tane düzüm kaldı. Onu da örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir 2 tane tersimi ördüm. ipimi arkaya aldım. Yine kahve çekirdeği modelimizi uyguluyoruz. 3. ilmeği diğer iki ilmenin üzerinden atlatıp şişimden bırakıyorum. Kalan 2 ilmenin bir tanesini örüyorum, doluyorum. Bir tane daha örüyorum iki tane tersimi örüyorum ipimi arkaya alıyorum kenar ilmeğimi örüyorum şimdi arka yüzdeyiz arkadaşlar arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım ve düzleri düz tersleri ters örerek sıramı tamamlayacağım farklı hiçbir işlem yok arkadaşlar düzlerin üstü düz terslerin üstü ters ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırayı tamamladım arkadaşlar. Düzlerin üstü düz, terslerin üstü ters şeklinde. Şimdi tekrar ön sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Üç tane düzüm var. Onları örüyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. İki tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi tekrar ajurumuzu kaydırıyoruz. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum, doluyorum. Bir tane daha örüyorum düz, doluyorum ve kalan şu 3 ilmeğimi de birlikte örerek kesiyorum. Böylece ajurlarımızı kaydırma işlemimiz ile tamamlamış oluyoruz. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 3 tane düz. 1 2 3 tane düz. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum ve ipimi arkaya aldım. Şimdi arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzlerin üstü düz terslerin üstü ters şeklinde arka sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Farklı bir işlem yok. Düzlerin üstü düz, terslerin üstü ters olarak sırayı tamamlayalım. Evet, arka sırayı tamamladım arkadaşlar. Düzlerin üstünü düz, terslerin üstünü ters örerek bakın modeli bir kere kurmuş olduk. Modelin görüntüsü bu şekilde. Yani bir sonraki modeli yapmaya gerek yok. Çünkü aynı şekilde devam edecek. Yine kenar ilmeğinden sonra iki ters kahve çekirdeği örneğimizi yapacağız. Tekrar iki ters ve burada hemen bir dolama yaparak bir dolayıp bir düz öreceğiz. Bir dolayıp üç ilmeği birlikte örerek yine hemen şuradaki örneğin ilk sırasını kurarak ajurları daha sonraki sıralarda sola doğru kaydırarak Modeli devam ettireceğiz. Model hep bu şekilde devam edecek yukarıya doğru. Ben hatta kamera arkasında büyük bir parçada da örmüştüm arkadaşlar. Bakın onu da göstereyim size. Arkadan modelin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Bakın ilk modeli kurduktan sonra tekrar hemen bittikten sonra tekrar buradan aynı şekilde şurada ilk sırada yaptığımız işlemleri yaparak tekrar modeli kurmaya başlayabiliyoruz yakından da böyle göstereyim size model çok güzel bir model arkadaşlar sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum şöyle Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bundan neler yapabiliriz? Yetişkin örgülerinde de kullanabiliriz. Hırkalarda, süveterlerde de olabilir. Tamamen sizlerin arzusuna kalmış bir şey. Nerede kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.